Bu videoda nöroplastisiteyi anlatacağım. Nöroplastisite en basit ifadeyle sinir sisteminin edinilen deneyimlere göre değişime uğraması demektir. Sinir sisteminin edinilen deneyimlere göre değişime uğraması. Sinir sistemimiz kas katı ya da değişime kapalı bir şey değil. Tam aksine sürekli değişim halinde. Zihnimizde oluşan yeni anılar, öğrendiğimiz yeni şeyler hepsi bunun birer kanıtı. Yine de öğrenme ve hatırlama süreçlerinin nasıl işlediğine dair hala e, çok az şey biliyoruz insanoğlu olarak. Yalnızca hücre düzeyinde olup biten bir takım şeyler nöroplastisitenin sinir sistemindeki işleyişi hakkında bize bazı ipuçları veriyor. Yani bu terim bir bakıma sinapslarda ve nöronların farklı bölümlerinde sinir sistemindeki bilgi işlem ve iletişim süreçlerini etkileyen değişiklikleri ifade ediyor nöroplastisite çift yönlü hareket eder sinir sisteminin bileşenleri arasında cereyan eden bilgi akışının şiddeti zaman zaman artar buna potansiyasyon denir potansiyasyon potansiyasyonun ya da bilgi akış şiddetinin azalmasına ise depresyon adı veriliyor depresyon fakat bunu Duygu durumuyla ilgili psikiyatrik bir bozukluk olan depresyonla karıştırmayalım arkadaşlar. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Buradaki depresyon sinir sistemindeki hücreler arasındaki iletişimin baskılanması anlamında kullanılıyor. Yani e, potansiyasyonun tam tersi. Nöroplastisitenin en yoğun olduğu dönem sinir sisteminin gelişmekte olduğu dönemdir. Bu yoğunluk ileriki evrelerde azalsa da süreç yaşam boyu aslında devam eder. Nöroplastisite sinir sisteminde oluşan bir hasar sonrasında da geçici olarak artabilir. Nöronu oluşturan parçaların ve nöron dizilerinin güçlenmesi, böylelikle de hedef hücre üzerindeki eylem ya da aksiyon potansiyeli etkisini arttırması sıklıkla olan bir şey. Potansiyasyon dediğimiz şey de esasında bu. Fakat nöron bileşenleri ve zincirleri nadiren de olsa zayıflıyor. Buna da ne diyoruz? Ne diyoruz söylemiştik? Depresyon. Sinapslarda gelişen nöroplastisitenin de bir e, adı var. Sinaptik nöroplastisite. Sinaptik nöroplastisite. Kimi zaman nöron ve hedef hücre arasındaki sinap sayısının değiştiği hücrelerin bütün bütün dahil olduğu çok daha kapsamlı nöroplastisitelerden de söz edebiliriz. Bunlara da biz yapısal nöroplastisite diyoruz. Yapısal nöroplastisite. Evet. O halde. Şimdi sinir sisteminde nöroplastisite sonucu ortaya çıkan değişikliklerden birkaçına yakından göz atalım. İlk olarak sinaptik nöroplastisite ile başlayabiliriz. Önce şuraya biri oldukça faal, diğeri ise daha sessiz sakin iki sinaps çizeyim. Buraya yeşille çizdiğim şekiller farklı iki nörondan uzanan akson uçları. Mavi ile çizdiğim şekillerse hedef hücrelerin membranları. Aralarındaki boşlukta sinaps boşluğu ya da sinaptik boşluk. Üstteki bu sinapsta oldukça yoğun bir trafik var. Bu ince çizgi zaman olsun arkadaşlar. Üzerindeki küçük dikey çizgiler ise aksiyon potansiyellerini temsil eden elektrokimyasal atım dizileri. Aksonun ucuna doğru ilerleyen çok sayıda aksiyon potansiyeli mevcut. Bu akson ucu ya da terminali Sinaps boşluğuna sık aralıklarla nörotransmitter madde salgılıyor. Hedef hücreye ait zarın yani postsinaptik membran üzerindeki reseptörlere yapışan bu maddeler hücreyi aynı sıklıkta uyarıyor. Sinaptik nöroplastisite sırasında bu sinapsta ortaya çıkan bir takım değişiklikler e, e, potansiyasyona yani hedef hücrenin her bir aksiyon potansiyeline daha büyük tepkiler vermesine yol açabiliyor. Örneğin, akson terminaline ulaşan her bir aksiyon, e, aksiyon potansiyeli, diğer adıyla e, eylem akımı, sinaps boşluğuna daha fazla miktarda nörotransmitter madde salgılanmasına neden olabiliyor. Daha büyük etki, daha büyük tepki demek. Daha çok nörotransmitere yani etkiye maruz kalan hedef hücre o nispette yani daha büyük bir tepki veriyor. Keza, post sinaptik membranda meydana gelen değişiklikler de e, potansiyasyon oluşturabiliyor. Örneğin, membran üzerindeki nörotransmitter reseptörü sayısının artması, bazı reseptörlerin ya da aracı birimlerin bir takım farklı reaksiyonlar geliştirmesi, hedef hücrenin akson terminalinden sinapsa salgılanan nörotransmitterlere karşı çok daha duyarlı hale gelmesine, dolayısıyla da bu uyarıcılara çok daha büyük tepkiler vermelerine, yol açabiliyor. Daha fazla nörotransmitter salgılanması ya da postsinaptik membranın uyarıcılara daha duyarlı hale gelmesi, hedef hücrenin her bir aksiyon potansiyeline verdiği tepkiyi arttırıyor. Buna da sinaptik potansiyasyon deniyor. Sinaptik potansiyasyon. Hücreler düzeyinde ortaya çıkan bu değişikliklere neyin ya da nelerin yol açtığı hakkında hala araştırmalar devam ediyor. Aksiyon terminali ve postsinaptik membran arasında çift yönlü bir iletişim varmış gibi görünüyor. Yine de bu sürecin işleyişi e, henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Şimdi de tam tersi bir duruma bakalım. Yani sinaptik depresyona bakalım. Burada yine zamanı temsil eden bir çizgi çekiyorum. Bu seferki aksiyon potansiyelleri çok daha seyrek aralıklarda yer alacak. Diğerinde olduğu gibi birbiri ardına sıralanmış elektrokimyasal atımlar yok burada. Tek bir atım var. Yani ikisinin arasındaymış gibi düşünelim. Bu akson terminalinde pek bir faaliyet yok. Sadece ara sıra gelen aksiyon potansiyellerini iletiyor. Sinaptik potansiyasyon ve sinaptik depresyon birbirine zıt süreçler. Yani bu defa her bir aksiyon potansiyeli ile aksiyon terminalinden sinaps boşluğuna salgılanan nörotransmitter miktarı azalıyor. Tabii beraberinde hedef hücrenin tepkisi de azalıyor. Bir diğer farklılık hedef hücre membranı üzerindeki nörotransmitter reseptörü sayısının azalması, yani mevcut reseptörlerden bir kısmı bir sebeple ortadan kayboluyor. Reseptör sayısının azalması, kimi reseptörlerin ya da diğer aracı birimlerin daha az duyarlı hale gelmesi, hedef hücrenin salgılanan nörotransmitere çok daha zayıf tepki vermesi de yol açabiliyor. Hedef hücre her iki durumda da akson terminaline kadar ulaşan aksiyon potansiyeline karşı duyarsızlaşıyor ve daha az tepki veriyor. Sinaptik nöroplastisite ile sinapslar düzeyinde gerçekleşen tüm bu değişikliklerin yanı sıra bir de hedef hücre ve nöron arasındaki sinaps sayısının değiştiği bambaşka bir nöroplastisite süreci var. Yani yapısal nöroplastisite. Bunu anlatmaya geçmeden bu iki başlığın yani e, potansiyasyon ve depresyonun hizasına birer çift nöron çizeyim. Çizdiğim bu küçük yuvarlaklar nöron zincirlerini temsil ediyor. Bunları birbirine tıpatıp benzeyen nöronlarmış gibi düşünelim. Dentritlerdeki dalların sayısı ve uzunluğu da birbiriyle aynı olsun. Sol taraftaki nöronların dendritlerini dentri, çizmiyorum. Sadece aksonları ve akson terminallerini çizsem yeter. Diğer hücrenin dendritlerine uzanarak sinapslar oluşturan bu akson uçlarının da birbiriyle aynı olduğunu varsayabiliriz. Hatta elimdeymişken sağdaki nöronlara da birer çift akson terminali kondurayım şöyle. Evet. Bu iki nöron çok sık aralıklarla ateşlendiğinde ya da zincirleme e, olarak aksiyon potansiyeli başlattıklarında İki sinir hücresi arasındaki sinapslar çoğalabiliyor. Hedef hücrenin dendritleri uzayarak bir ağaç dalı gibi dallanıp budaklanıyor ve ortaya daha karmaşık bir yapı çıkıyor. Aynı şekilde presinaptik nörondan çıkan aksonda dallanıp budaklanarak hedef hücrenin dendritlerine uzanıyor ve buralarda yeni sinapslar oluşturuyor. Bu yapısal potansiyasyon sürecinde her iki hücrede de uzayıp dallara ayrılan yeni uzantılar filizleniyor. Filizlenen yeni akson terminalleri ve filizlenen yeni dentritler. O halde yazalım. Filizlenme. Tabii bazen bunun tam tersi de olabiliyor. Onu da diğer örnek üzerinde gösterelim. Bu iki nöron birlikte ya da zincirleme aksiyon potansiyelleri üretmediklerinde hedef hücrenin dentritlerindeki dallar kısalmaya ve seyrelmeye başlıyor. Sürecin sonunda ortaya çıkan görüntü budanmış bir ağaca andırıyor. Tabi diğer nörondan uzanan akson terminalleri de bu küçülmeden payını alıyor, yani onlar da kısalıp e, seyreliyor. Nöronların kısmen ya da tamamen kaybolduğu bu yapısal depresyon türüne de budanma deniyor. Akson terminalleri ve dendritler tıpkı budanmış ağaç dalları gibi kısalıp seyreliyor. Potansiyasyon ve depresyon çok farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebiliyor. Bu iki süreç kimi zaman saniyeler ya da dakikalar içinde işlerken bazen de aylarca hatta yıllarca devam ediyor. Sinaptik nöroplastisite hem kısa hem de uzun vadede potansiyasyona ya da depresyona katkıda bulunabiliyor. Yapısal değişiklikler ise daha çok uzun dönemli potansiyasyon ya da depresyonlara eşlik ediyor. Özetle sinapslar ya da hücre düzeyinde ortaya çıkan tüm bu değişiklikler, sinir sisteminin gelişiminde çok önemli roller üstlenen nöroplastisitenin birer parçası. Sinir sistemini kazanılan deneyimler doğrultusunda şekillendiren nöroplastisite aynı zamanda hafıza ve öğrenme becerilerinde ve sinir sisteminde hasar gören bölgelerin onarımında aktif rol oynuyor. Tabii bunlar sadece bildiklerimiz. Nöroplastisiteye dair henüz çözemediğimiz çok şey var. Nöroplastisite çatısı altında sinir sistemine esneklik kazandıran tüm bu süreçlerin nasıl işlediği, bu harikulade işlevlerin hangi aşamalardan geçtiği hala araştırılıyor.